Türkiye Cumhuriyeti Ceza ve Tevkif Evleri Müdürlüğü'ne. Laf. Mahkum Nazif Kara'nın Süleyman Yılmaz'ın katili olarak idamının infazına karar verilmiştir. Diyecek bir şeyin var mı Nazif Kara? Ben yapmadım. Mahkumun ölmesine engel teşkil edecek herhangi bir rahatsızlığı var mı doktor bey? Yok. Buyurun. Vaktim yok. Kahvaltıya yetişeceğim cancağızım. Uğraşmayalım bürokrasiyle. Bir an önce halledelim. Nasıl istersiniz savcı bey? Ben yapmadım diyorum. Ben katil değilim. Hep öyle söylerler. Bayıldı mı? Kan sayımına bakalım diye. Abi sayıma geldiler. Kan sayımı yapacaklar. Abi kalk. Abi. Sayıma geldiler kibarım. Hadi kalk. Hizaya gir. Hizayı bozma. Memo, sana görüş yasak bugün. Hadi. Sen hiç böyle yapmazdın. Yaprak kımıldasa uyanırdın. İyi misin Nazif? Abi. Günaydın Azmi. Aldın mı pusulayı abi? Ne oldu? Akşam gelip soracaktım. Safiye anneyi telaşlandırmayayım dedim. İyi düşünmüşsün. Kim bıraktı pusulayı gördün mü? Abi. Ben geldiğimde kapının altına atılmıştı. Sordum, soruşturdum. Gören olmamış. Murtaza abiye sordun mu bekçiye? Sormam mı abi? Gören bilen yok. Gece geç vakit bıraktılar Zahir. Kimmiş peki abi bunlar? Neymiş Nazif Baba ile meseleleri? Bilmiyorum Azmi. Bu nasıl bir düğün bilmiyorum. Efendim. Anlaşıldı efendim. Ayten Hanım, Özkan Bey sizi bekliyorlar. Buyurun. Esasen görüşeceğim husus nişanlımı alakadar ediyor. Kendisi biraz geç kaldı. Ben beklesem başka bir randevusu varsa diye. Maalesef. Avukat Bey sizinle görüşten sonra duruşmaya gidecekler. Buyurun. Peki. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Bu haberi okuyunca inanın içimde bir umut yaşardı Özkan Bey. Kayınpederimi yalnız o kurtarabilir dedim. Nazif Kara davasını duydum. Hatta davanın hakimi hem okul arkadaşım hem de çok sevdiğim bir meslektaşım. Fevkalade davaya da yabancı değilsiniz o vakit. Bizim avukatımız olursanız gerçekten bahtiyar olacağız. Ortada suç üzeri yakalanmış bir sanık var. Üstelik bildiğim kadarıyla lehinize bir gelişme de olmadı. Aksini ispat etmek çok zor. İyi de Nazif babam suçsuz. Ben onun elinde büyüdüm. Değil böyle bir hadiseye dahil olmak düşenin müşkülün yanındadır her zaman. Karıncayı dahi incitemez ki o. Siz öyle diyorsanız ben de suçsuz bir adamın ipe götürülmesine seyirci kalamam tabii. Hem zoru severim ben. Kabul ediyorsunuz o vakit. Sizin gibi kibar bir hanımefendiyi kırmak ne mümkün. Çok çok teşekkürler Özkan Bey. İnanın dava lehimize sonuçlanacak. Sizin isminize de bileke gelmeyecek. Yalnız takdir edersiniz ki benim kaşem biraz piyasanın üzerinde. Bir de vekalet ücretinin yarısını peşin olarak almak zorundayım. Öyle mi? Pek tabii. O zaman bir şekilde ivedilikle temin ederiz parayı. Ama ilk duruşmaya çok az vakit kaldı.
Telaşlanmayın. Az vakitte çok yollar aldım ben. Öncelikle dosyayı edinmem ve Mahir Bey'le görüşmem gerekiyor yalnız. Nişanlıma not bırakmıştım. Almadı herhalde. O yüzden gelemedi. O zaman şöyle yapalım. Ben şimdi gidip onunla konuşayım. Eğer müsaitseniz biz akşam tekrar gelelim. Hay hay. Anlaşmamızı da resmi olarak yaparız. O zaman ödemeyi de herhalde akşam yapmak gerekecek. Bugün müsait değilseniz yarın da buluşabiliriz. Ama zaman aleyhimize işleyebilir. Yok yok, tamam, haklısınız. Daha da fazla gecikmeyelim zaten. Anlaştık o zaman. Siz sekreterimle detayları görüşün. Akşam sizi bekliyor olacağım. Analarına babalarına sırt çevirenler var. Ama siz kayınpederiniz için çırpınıyorsunuz. Nişanlınız çok şanslı bir adam Ertan Hanım. Çok teşekkür ederim Özkan Bey. O zaman akşam görüşmek üzere. İyi günler. Size de. Görüyorsun değil mi Halim'i? Elim ayağıma karışıyor seni görünce. Beynime kan gitmiyor Halimallah. Söngül. Ne olur çevirme benden gözlerini. Osman, ne istiyorsun gene sabah sabah? Ne mi istiyorum? Ben yokmuşum gibi mi davranacaksın hala? Susacak mısın yine hiçbir şey olmamış gibi? Bir şey mi oldu? Ben kaçırmışım, pardon. Az önce geldim. Sen uyuyordun. Ben de seni rahatsız etmeyeyim dedim. Nasıl oldu? Ağrısız ama mı? İyiyim. Dün gece de iyiydim ama bizimkiler ne yapamamıştı. Birazdan gelirler, taburcu ederler beni. Babam da rapor almış bu arada. Bugün adliyeye gelemeyeceğim. İyi düşünmüşler. Biraz dinlensen iyi olur. Atlattığın az bir şey değildi. Madem atlattığım az bir şey değildi Salih, neden anlatmıyorsun? Neden oradaydın? Ben gelmeseydim ne olacaktı? Burada olmayacaktık Feride. Sonuçta oradaki adamlar canımıza kastetti. Feride, hususi bir şey diyorum. Lütfen. Bu sorgu suallerle birbirimizi kırmayalım istersen.
Şey... Lale Hanım. Merhaba Feride. Merhaba. Para verip mal aldın adamlar bunlar Bülent. Anlamıyorum ki nasıl yok adresleri sende. Ya her şeyi aklımda mı tutuyorum Allah'ını seversen İknur? Dükkanda dedim işte. Gidip alayım adreslerini, soracağım hesabını. Ama lütfen bir daha işime karışma İknur. Bülent, ben seni rencide etmek için söylemiyorum ki. Hepimiz senin sayende ekmek yiyoruz, Allah razı olsun. Ama evde dursam daha kötü tasalanacağım. Merak ediyorum akıbetini işte, ne yapayım? Biliyorum İknur, biliyorum. Ama inan bana, ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, gerçekten. Ben de sana destek olmaya çalışıyorum Bülent. Neyse hadi alalım şu adresi de neymiş ne değilmiş öğrenelim. İknur, bilmen gereken bir şey var. Bülent. Mallar gelmiş. Dediğin gibi oldu herhalde. Akşama bir terslik oldu, yetiştiremediler. Heh. Şöyle. Bülent abi, iyi günler. Kusura bakma abi, biraz geciktik ama mallar birinci sınıf. Barut abim de sana selam var. Aleyküm selam. Hadi gözümüz aydın. Lale Hanım, sizin yolladığınız anahtar sayesinde biz çok mühim bir dosyaya ulaştık. Sağ ol Feride'ciğim. Rahmetliyi yanıltmadın. Onun güvenini boşa çıkarmadın. Savcılık soruşturmasına devam ediyor. Biz de Salih Bey'le gece gündüz bu olayı açıklığa kavuşturmak için uğraşıyoruz. Siz de sağ olun Salih Bey. Peki Feride'ciğim, bu başınıza gelenler de bu yüzden mi? Turgut Bey hiç bahsetmemişti bundan. Yok. O başka bir mevzu. İnce. Sen nasılsın? Okul nasıl gidiyor? Okula gidiyorum o kadar. Babam gittikten sonra her şey o kadar çok kötüleşti ki. Biliyor musun? Her gece dua ediyorum. Babamı benden alanların da sevdikleri ölsün diye. Ferideciğim. Merhabalar Kerime Hanım. Geçmiş olsun. Sağ olun Lale Hanım. Kalkmış buraya kadar gelmişsiniz. Ne demek? Siz en kötü günümüzde hep yanımızdaydınız. Feride'nin hastaneye kaldırıldığını duyunca hemen koşup geldim tabii. Siz de mi buradasınız Salih Bey? Günaydın. Günaydın. Ben gideyim. Biz de yavaş yavaş kalkalım. Tekrar geçmiş olsun Kerime Hanım. Lale Hanımcığım, eve bekliyorum. Biz buradayız. Ankara'ya dönmeden birlikte bir yemek yiyelim. Elbette. Ziyadesiyle memnun olurum. İyi günler. Geçmiş olsun Feride abla. Sağ ol canım. Feride. Bu Salih Bey'in sürekli yakında olması münasip mi? Ne manada anne? Statü olarak diyorum. Sonuçta sen onun amiri değil misin? Anne babam gelmedi mi? Ne zaman çıkıyoruz? Feride, kimseye cesaret verme. Hele yolunun ayrı olduğu geçici insanlara. Sonra rencide edilirsin. Sen üzülürsün. Anneciğim çıkar mısın? Giyineceğim.
Peki kızım. Lale Hanım, müsait olduğunuzda ben de sizi bir ziyaret etmek isterim, başsağlığı için. Tabii ki Salih Bey. Süleyman'ın meslektaşlarına kapım her daim açıktır. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Anne. Anne o. Yani bizim mahallelerde böyle şeyler pek yadırganmaz Memur Bey. Yani delikanlılar biraz fevri olur. Yani arada bir böyle dalaşır. İt dalaşı gibiyim, geveze Ahmet. Ha. Lale Hanım. Lale Hanım. Tanıyor musunuz beni? Salih Bey, kusura bakmayın lütfen. Lale Hanım, daha önce gördünüz mü yoksa bu arada? Bakın Salih Bey, şu anda kızımla ilgilenmeliyim. Sizi tanıdığıma memnun oldum. Size iyi günler. İyi günler. İnceleyeceğimiz diğer kavram aile arkadaşlar. Biliyorsunuz aile toplumun en önemli yapı taşlarından bir tanesi. Bizi biz yapan çok nadide ve vazgeçilmez bir değer. Şimdi bu konu başlığında çalışmak isteyen arkadaşlar lütfen ellerini kaldırsınlar. Evet. Evet. Osman. Senin hiç ilgini çekmedi galiba konumuz. Vallahi hocam, ben aileden girersem nereden çıkacağım belli olmaz. Edebim bozulur. O yüzden pas diyeyim müsaadenizle. Madem bu konuyu tercih etmedin, o halde başlığını ivedilikle belirle. Lügatına da dikkat et. Ayrıca düzgün otur. Bakalım listemize. Evet. Sen de henüz bir grup seçmemişsin. Seni de aile grubuna yazıyorum Songül. Efendim? Zil mi çaldı hocam? Hayır. Daha 15 dakika var. Evet, seni de aile grubuna yazıyorum. Onlarla çalışacaksın. Anlaşıldı mı Songül? Özür dilerim hocam. Tuvalete gideceğim. Songül? Hocam, ben de grubuma karar verdim. Aile konusunda çalışacağım müsaadenizle. Böyle bir anda dikkatimi cezbetti. Alakanız için teşekkür ederim Memur Bey. Rica ederiz Hakim Hanım. Aklınıza bir şey gelirse haber ederseniz seviniriz. Tamam. Anne. Abla nerede? İçeride. Veli. Feride iyi değil. Bir şeyler saklıyor. Dün neredeydi? Nerede yaralandı? Polis de dahil hiçbirimize bir şey anlatmıyor. Sen onun sırdaşısın. İyice sor. Ne oluyor öğren. Tamam mı benim güzel oğlum? Ablana bir şey olacak diye endişe içindeyim. Tamam. Sen merak etme. Melih. Abla. Nasılsın? Aa, niye seni de korkuttular? İyiyim ben. Ben korktuğum için gelmedim. Özlediğim için geldim. Yoksa benim cesur Feridim hiç kimse bir şey yapamaz. Bunu en iyi ben bilirim. Otursana. Sormayacak mısın ne oldu, neden oldu? Yok. Babam yeterince başının etini yemiştir zaten. Bir de ben üzerine gelmeyeyim. Yalnız annem çok endişeli. Haberin olsun. Ya bana bir iki malumat ver de durumu idare edeyim. Babam gelmedi mi hala? Çıkacağız dedi. Kaç saat oldu gelmedi. Bilmiyorum. İnşallah biraz daha gelmez. Melih, aslında iyi ki geldin. Benim sana sormak istediğim bir iki şey var.
Ablacığım. Diyelim ki tanımadığın biri var. Ve onun hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Ama her şeyi öğrenmek istiyorsun. Ne yaparsın? Yani böyle biri varsa söyle bana. Gidip takip edeyim. Nerede yaşıyor, ne yiyor, ne içiyor gidip öğreneyim. Ne bileyim, komşularını, görüştüğü insanları konuşturayım. Sen iste, ben evine girer, ne renk çorap giyiyor onu öğrenirim. Yok. Onu ben yapacağım. Neyse. Nasıl gidiyor gazetede işler? İyi. Nazif Kara'dan haber geldi. Avukatına gazeteyi aratmış. Röportaj teklifimi kabul etti. Melih yapma bunu. Neden? Duruşmaya çok az kaldı. Bu çok zor bir dava. Gün geçtikçe bunu çok daha iyi anlıyorum. Şimdi ben bu davaya bakan hakimim. Sen benim kardeşim olarak Nazif Kara ile bu görüşmeyi yaparsan hiç hoş olmaz. İyi de benim işim bu. Ya kusura bakmayın, bu davaya ablam bakıyor. Ben bir röportajı yapamam diyemem ki. Bu seferlik benim için lütfen. Üzgünüm abla. Benim elime her gün böyle fırsatlar geçmiyor. Ben de mesleğimde iyi bir noktaya gelmek için gayret ediyorum. Nasıl senin prensiplerin varsa bana yardım bile etmedin. Şimdi ben de ailevi durumumuzu işimle karıştırmak istemiyorum. Haklısın. Hadi çocuklar, babanız geldi. Var mı alacağım bir şey? Hı. Altı günüm kaldı. Elimde ne var? Hiç. Feride fikrini değiştiriyor demiştin. Evet. Sadece bu. Bir acaba. Sen elinden geleni yapıyorsun Mahir. Ne yaptım abi? Ne yaptım? Günler geçti gitti, tutamadım. Evdekilerin gözündeki umut soluyor. Verdiğim sözlerin altında kalıyorum. Görüşe her gittiğimde babamın gözünde görüyorum. Ölümü görüyorum babamın gözünde. Babamın gözleri artık ölümü kanıksamış. Neden? Çünkü ben... Ben hiçbir şey yapmadım. Mahir. Ne oldu aslan? Niye kanatıyorsun sen şimdi kendini? Abi. Ben... Ben öyle bir kuyuya düştüm ki... Çıkışım yok. Yapmamam gereken bir şey yaptım. Ben hiç bakmamam gereken bir çift göze baktım. Söndüremeyeceğim bir ateş yaktım. Mevzu derin. Şimdi kendimi çekip alamıyorum o bakışlardan. Ya babam bu haldeyken yakışıyor mu bana? Aşkın yakışıksız hali var mıdır aslanım? Zamanı, oluş nedeni, en olmadık anda çıkar karşına, sınar. Kınama kendini Mahir'im, kınama. Kimse de kızamaz sana. Aşkta yanlış yok.
En güzel şey iki insanın birbirini sevebilmesi. Abi kız bana, güç verme. Kız bana. Ben bana tokat atar gibi üzerime gelirsin diye senin yanına geldim. Kızarsın diye, kınarsın diye. Anlama. Anlama, anlama beni ki ben de kendimi anlamayayım. Hak vermeyeyim kendime. Yapma bunu. Ben hiçbir kanun kitabında sevmenin suç olduğunu okumadım Mahir'im. Sen de bu aşkı kendine dar ağaca etme. Hoş geldin kızım. Otur. Çayı da yeni demledim. Yok Ali abi, hiç oturmayayım. Bir işim var, oraya yetişeceğim. Biriken varsa onu almaya gelmiştim ben. Vallahi öyle fazla da yok ama az önce çay şeker aldım. Olan bu. Bu ne Ali abi? 2 kilo domates parası bu. Kaç gündür it kopuk dadandı. Kumar oynuyorlar. Onların yüzünden bizim kendi müşterimizin ayağı kesildi. Kumar oynuyorlar diyorsun. Kasa tam takır kuru bakır Ali abi. Biz ondan kar gütmüyoruz Ayten Hanım kızım. Gütsek ne olur? Olmaz. O işler bize gelmez. Yok hani. Ben merakımdan soruyorum. De ki oynadılar. Bizim kazancımız ne olur? Çok olur. Ama helal değil. Haram para. Ben çocuklarımı boğazından haram lokma geçirmem. Zaten sen de istemezsin. Ağlayanın malının gülene fayda ettiği görülmüş müdür Ayten Hanım kızım? Daha iyileşmedin. Böyle gidemezsin Feride. İzin vermiyorum. Of, anne çocuk değilim lütfen. Feride olmaz. Hemen geleceğim, söz veriyorum. O zaman babanla hallet meseleni. Mehmet Saim Bey. Feride Hanım, bir yere mi gideceksiniz? Evet. Bundan sonra gideceğiniz yere ben bırakacakmışım. Ne münasebet canım, ben kendim giderim. Feride! Nerede Feride? Az önce gitti Sayın Bakanım. Ben sana yalnız hiçbir yere gitmeyecek demedim mi Ali? Ya Kerime. Ya nasıl? Nasıl mani olamazsın Kerime? Kocaman kadın. Ne yapsaydım? Kolundan mı tutsaydım? Kızım, bana İçişleri Bakanı'yla bir görüşme ayarlar mısın? Acil ama. Dışarıda olmaz. Bizim evde. Rica et. İçişlerinde gizli görevdeki bir zatla alakalı olduğunu söyle. Haber bekliyorum. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Feride Hanım, iyi misiniz? Geçmiş olsun. İyiyim, teşekkür ederim. Kusura bakmayın, ben biraz geç kaldım. Hastanede taburcu işlemleri biraz uzadı. Bir de eve uğradım. Rica ederim. Siz arayınca beni aldı bir telaş. Geç kalmanız değil de asıl beni görüşmeye çağırmanız meraka sardı. Ümit Bey, öncelikle bu görüşmemiz aramızda kalırsa çok sevinirim. Siz nasıl arzu ederseniz Hakim Hanım. Siz Salih Bey'le aynı odada mesai arkadaşsınız. Adliyede aramızda en çok onu sizin tanıdığınızı düşünüyorum. Vallahi Hakim Hanım, daha 3 hafta oldu, aynı havayı teneffüs edelim. Yani pek tanıdığım söylenemez. Tanıdığınız kadarıyla. Yani sizce nasıl biri? Hiç kendinden, özel hayatından bahsetti mi? Vallahi Hakim Hanım, pek ketum bir bey. Ben de pek kimseye karışmayı, hususi hayata girmeyi sevmem ama... Salih Bey'inki ne bileyim,
Sanki başka bir şey. Nasıl bir şey? Bence bir sırrı var. Hepimizden sakladığı bir sırrı. Peki siz herhangi bir ipucu yakaladınız mı? Ya da şüphelendiğiniz bir şey oldu mu? Hiç düşünmedim. Ama tavrı, edası, bakışları... Var oğulların bir derdi sıkıntısı ama ne? Anladım. Çok teşekkür ederim. Siz de buraya kadar yordum. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Keşke daha fazla yardımım dokunsaydı. Benim bir duruşmam var. Ona yetişmem lazım. Müsaadenizle. Tekrar geçmiş olsun size. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Ay Salih, sabahtan beri seni bekliyorum. Neredesin? Çok merak ettim. Nasıl oldu Feride Hanım? İyi. Çıktı hastaneden. Turgut Bey odasında mı? Evet, odasında. Ama birazdan duruşmalar başlayacak. Salih, nasıl oldu tüm bunlar? Varsa onu anlatsam. Olur. Müsait misiniz Sayın Savcım? Gel Salihciğim, gel. Davalar var ama henüz vakit var. Çıktı mı Feride hastaneden? Senin haberin vardır diye soruyorum. Çıktı. İyi mi? Daha iyi. İnşallah. Tekrarı olmaz bu hadisenin. Sayın savcım. Zannımca dosyaları incelemeye devam ediyorsunuz. Hala bana kızgın değilseniz... Ben de dahil olmak isterim. Otur lütfen. Teşekkür ederim. Sen hevesli, müstakbel bir meslektaşımsın. Benim görevim sana doğru yolu gösterip bir şeyler öğretebilmek Salihciğim. Ben de seninle mesai yapmak isterim. Ancak... mütalaa bitti. Nasıl anlamadım? Şimdi. Süleyman Bey'den kalan dosyalarda kabadayılarla ilgili mesleki bir bilgi var. Evet. Ama halihazırda bu adamları tutuklatacak gerekli ve yeterli bir delil yok. Olsa aynen Dalyan'ı yaptığım gibi onları da içeri atarım. Demek ki bilgiler nerede? Doğru. Arşivde. Gözler zaten polisin de bizim üzerimizde. Ama yaver, adliyedeki işbirlikçiler... Bunların hiçbiri tespit edilmedi Sayın Savcı. Evet, ziyadesiyle haklısın. Ben tüm bilgileri teftiş kuruluna ilettim. Çünkü... Bunu incelemek onların işi. Demek ki artık tartışacak, araştırılacak bir şey yok. Müsaadenle. Duruşma salonunda olmam gerekir. Ya bu kabadayılardan biri Süleyman Bey'in düşmanıysa ya da azmettiricisiyse? Bunlar fevkalade senaryolar Salihciğim. Mamavi. Hepsi varsayım. Dosyada bununla alakalı en ufak bir bilgi bile yok. Değil mi ama? Yoksa vardı benim mi gözümden kaçtı? Var mı bir kanıtın? Cinayeti başka birinin işlemiş olabileceğine dair bir kanıtın, bir olağan şüphelin. Hayır. Olursa kapım her zaman sana açık. İnan, ben de hakikatin peşindeyim. Ah,
çıkmayacak mısınız? Duruşmadan bekleniyorum da. Gelsin. Ha, sağ olun, hoş geldiniz savcım. Şerif Muztelek, soruşturmasını sen mi yapıyorsun sayın savcım? Evet, o dosyaya ben bakıyorum. Hayırdır? Enteresan bir avukat, tam bir kıyım. Bu sebeple alakamı celbetti. Nasıl olmuş peki? Komşu kavgası. Şerif Muz'la belediye meclis üyesi komşusu münakaşaya tutuşmuşlar. Avukat büyümüş tabii. Netice üç ölü. Ne kadar elin bir vaka. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu ya? Yazık, yazık. Çok yazık. Aynen öyle azizim. Ya ayakta kaldın, gel otur. Bir çay içelim. Maalesef duruşmam var. Duruşmadan sonra çayını içelim. Tamam. Orada kimse oturmuyor hanım kızım. Aslında biliyorum ben kimsenin oturmadığını. Kimi arıyordun sen? Salih Bey'i. Salih? Salih İpek. Avukattır kendisi. Nerede oturuyor biliyor musunuz? Buraya yakın bir yerde oturuyormuş galiba. Vallahi 30 yıldır bu mahalledeyim. Avukat Salih diye birini ne gördüm ne tanıdım. Akis Bey varmış bu evde oturan. Onunla yakın dostlarmış, aile dostuymuş. Belki oradan hatırlarsınız. Akis Bey diye biri hiç oturmadı bu mahallede. Nasıl? Vallahi 30 yıldır bu mahalledeyim. Ne Salih ne de Akis diye birini hiç görmedim, tanımadım. Emin misiniz? Kızım, benim adım Zahide. Mahallenin bu başından te öbür başına kadar kime sorsan gösterir, tanırlar beni. Bizim mahalle böyle bir yerdir. Herkes birbirini tanır. Sen kimi arıyorsan yanlış mahallede arıyorsun güzel kız. Ayten Hanım, hoş geldiniz. Gözümüz yollarda kaldı vallahi. Hoş bulduk. Buz gibisiniz. Oğlum bize iki tane salep tarçınlı. Sizi de böyle gün içinde rahatsız ettim ama. Ben rahatsızlık kelimesini sizin adınızla aynı yerde kullanmıyorum. Bilakis, rahatınızın bekçisiyim. Estağfurullah. Sizin bir maruzatınız var. Emredin. Necdet Bey, sizin çevreniz geniştir. Esnaf tanıdıklarınız vardır diye size geldim. Bana bir kahveci lazım. Sizin kahveye mi? Ali abi, şimdi kahvenin başında duran. İyi insan, düzgün insandır ama biraz eski kafalı. Müşterilerin bir takım istekleri oluyormuş. Bu da kabul etmiyormuş filan. Aferin. Yani nasıl istekler? Ben de pek anlamıyorum esasen. Ama şöyle söyleyeyim, bu kahvehane bana babamdan kalan tek şey. Ben geçimimi buradan sağlıyorum. Kız kardeşimi böyle okutuyorum. Anlıyorum. Ben hemen işten anlayan güvenilir birini göndereceğim oraya. Siz dert etmeyin. Rahat olun.
Merhaba, hoş geldiniz. Sen de hoş geldin çocuk. Öncelikle röportaj yapmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kabul ettim çünkü burada haksız yere biri asıldı. Hakikatin herkes tarafından bilinmesi lazım. Komünist genci kastediyorsunuz sanırım. Komünisttir, sağcıdır, solcudur. Ne fark eder çocuk? Bir fidanın toprağından sökülmesinden bahsediyoruz. Haklısınız. Evet. Başsavcı Süleyman Yılmaz'ı öldürmek suçundan idamla yargılanıyorsunuz. Başsavcıyı ben öldürmedim. Ama suçüstü yakalanmışsınız. Bütün deliller aleyhinize. Gözün gördüğüyle yetinenler için öyle. Tüm deliller aleyhime. Ama insan elbette gördüğüne inanır. Ama insan sadece gördüğüne mi inanmalı çocuk? Gözümüzün görmeye yetmediklerini ne yapacağız? Aynaya bakıyor musun? Tabii ki. Aynaya bakınca gördüğün sadece bir suret. Seninle ilgili hiçbir hakikati aşikar etmiyor ayna. Gördüğün sadece bir resim. Ne kalbinin sesi duyulur, ne de aklından geçenler. Görgü tanığının gördüğü de mi bir resim? Bunu mu demek istiyorsunuz? Ben bunları zaten ifademde anlattım. Ama hakikat? Yani söylediğiniz gibiyse, masumsanız ortada çok büyük bir hata yapılıyor demektir. İdamla yargılanıyorsunuz. Muhtemelen kalem kırılacak. Tek arzum var. Kalemi tutan elin vicdanı rahat olsun. Vereceği karardan emin olsun. Ya doğru karar veremezse? Ben göçmüş olacağım demektir o vakit. Kararı veren bir ömür o kırık kalemle yaşayacak. Sorarım. Durum hangimiz için zor? Benim için mi onun için mi? İlahi adaleti mi sanıyorsunuz? Ona ve yangın yerine dönmüş olan oğlumun yüreğine sığmıyorum.